Ve kutularımıza üçer üçer toplar konuluyormuş. Şimdi şöyle diyor. Topların sayısı dolu kutuların sayısının 20 fazlası. Bir kere dolu kutuların sayısına bir isim verelim. Şunlar dolu olanlar. Biz bunlara x diyelim. X adet olsun bunlar. Şunlar da boş olanlar. Boş olanlarına da bir isim verelim. Onlar da y adet olsun. Bunlar da y adet. Şimdi şöyle diyor soru. Üçer üçer konulunca topların sayısı, tabii bunların her birinde 3 top var. Eğer burada 10 tane kutu varsa 30 tane top olur. Yani kutu adedinin 3 katı kadar olacak. Topların sayısı 3x olacak. Çünkü her bir kutuda 3 top var. X tane kutu olduğuna göre 3x top olacak. Şöyle diyor. Dolu kutuların sayısının 20 fazlası. Topların sayısı bu. Dolu kutuların sayısı x. X'in 20 fazlası olacakmış. X tane dolu kutu var. Bu x'i bir sola atarsak 2x eşittir 20. Yani x sayısı eşittir 10. Demek ki dolu kutuların sayısı 10'muş. 10 tane dolu kutu var. Bunlar 10 tane. Devam ediyor. Şöyle diyor. Boş kutuların sayısının 10 fazlasını. Tabii şunu söylüyor. Topların sayısı boş kutuların sayısının 10 fazlası. Toplar yine 3x taneydi. Toplar 3x tane. Bu boş kutuların 10 fazlasıymış. Yani y'nin 10 fazlası. Biz x değerini biliyoruz. X az önce 10 çıkmıştı. Çarparsak 30 gelecek orası. 30 eşittir y artı 10. Bu tarafa atınca 20. Y 20. Demek ki boş kutuların sayısı da 20. Bizden son durumda kutuların kaçta kaçı doludur diye soruluyor. Toplam 30 kutu var. Toplam 30 kutu. Şunu istiyor yani kaçta kaçı doludur derken dolu olanlar tümünün oranı isteniyor. İşte tüm kutuların kaç tanesi dolu? Kaçta kaçı dolu? Dolu olan 10, tüm kutular 30, bu da 1 bölü 3 olur. 3'te 1'i doluymuş kutular.